devasa bir Çin tapınağı. Çok devasa bir tapınak. Biraz yakınlara gidince daha iyi anlatabilirim zannedersem. İnanılmaz bir yapı. Çok şaşırdım. 3 boyutlu. İnanılmaz duvar süslemeleri var. Her biri 3 boyutlu. Bunlar da zannedersem onların tanrıları. Bu da Tayland kraliçesi. Eski fotoğrafı. İçeride video çekmek, fotoğraf çekmek, yiyecekle girmek yasak. Dinleri onlar için çok çok önemli. Ayakkabıyla girmek yasak. Ayakkabıyla giremez. Bakın duvar süsleri 3 boyutlu. İnanılmaz bir süsleme. Karşıda çanları var. Yaklaştırayım biraz. Çok büyük. Yani bir insan boyundan daha büyük. Bakın 3 boyutlu. Çok büyük. İnanılmaz büyük. Bakın burada bir bölüm var. Komple inşaat halinde olan bir bölümü var. Gördüğünüz gibi devasa bir yapı. Herkesin dini kendine göre önemli. Tıpkı bizim insanlarımız gibi. Biz nasıl İslamiyet'e önem veriyorsak, onlar da kendi dinlerine önem veriyorlar. Burası tapınağın bahçesindeki süs havuzu. Bakın her bir fıskiye, üç boyutlu kabartmalı heykeller, altın kaplama. Bakın çok güzel bir mantık. Uzaklaştıkça bir yoldan ortaya çıkacak. Yine süslemeleri. Burada dua ediyorlar, dilek diliyorlar. Burada da aynı şekilde dua edip dilek diliyorlar. Şurasını tam bilmiyorum ne amaçlı kullandıklarını. Yine burada da bir bölüm var. Burada dilek dilemek için mum yakıyorlar, tütsü yakıyorlar, kötü enerjiler atıyorlar. Bakın inanılmaz kabartmaları var. 3 boyutlu, her biri 3 boyutlu bunların. Bursa Çinlerde çok önemlidir. Ejderha daha doğrusu. Bakın her biri kabartmalı. Kesinlikle muhteşem, doğru söylüyorsun. Bakın bunların her biri kabartmalı. Yaklaşıyorum biraz yakından gösterebilmek için. Her biri 3 boyutlu bakın. Gördüğünüz gibi her biri 3 boyutlu. Bütün binanın, komple bir binanın her yeri 3 boyutlu. Her taraf 3 boyutlu. Hiç 3 boyutlu olmayan bir yer yok. Yaklaştırayım bakın 3 boyutlu görmeniz için. Her yer 3 boyutlu. İnanılmaz bir işçilik var tabii ki. Bakın 3 boyutlu bir ejderha. Diline kadar her şey tam anlamıyla yapılmış vaziyette. Hatta şunu biraz yaklaştırayım daha büyük görün diye. Uzaklaştırayım aynı şekilde. Burada yine kötü ruhları kovmak için buraya çatapat koyuyorlar ve bunu patlatıyorlar. Kötü ruhları kovduklarına inanıyorlar. Yine burada da aynı şekilde tapınak var. Burada dua ediyorlar. Onların tanrıları. İnandıkları, dua ettikleri tanrıları orada tütsü yakıyorlar. Onlar için bu da çok önemli. Yine buralar hep 3 boyutlu bakın. Çok büyük bir heykel zannedersem 2 veya 3 insan boyutunda bir heykel. Merhaba, hoş geldiniz. Uzaklaştıkça yapı daha çok ortaya çıkıyor. Şu an zannedersem 500 metre uzaktayım. 500 metre uzaktan bu yapıyı gösteriyorum size. Çok büyük. Hani devasa bir alanda çok büyük bir tapınak. Dinlerine çok çok önem veriyorlar. İnanılmaz önemli onlar için. Bakın dinleyin komple boyu 3 boyutlu. Bakın yaklaştırayım biraz. Bakın 3 boyutlu gördüğünüz gibi. Tepeye kadar her yeri 3 boyutlu. Her şeyleri 3 boyutlu. Yani inanılmaz 3 boyutlu bir işleme var. Yıllardan beri bunu bu şekilde korumuşlar, yapmışlar. Biliyorsunuz daha henüz birçok şey 3 boyutlu yeni yeni piyasaya çıkıyor. Evet, kısaca size bir Çin tapınağından yayın yaptım. Müzikler çalıyor biraz. Hatta oraya da götüreyim sizi. Müzikler çalıyor çünkü dini müzikleri. Nasıl bizim dini ilahilerimiz ve benzeri
kayıtlarımız varsa onların da kendilerine göre benzeri inandıkları ilahi tonu şarkıları var. Ne diyorlar bilmiyorum dillerinde. Bakın burada şarkılar çalıyorlar. Kendi şarkıları yine adaklar adıyorlar. Tabii ki içeride resim çekmek yasak olabilir. Bir bakayım ilk baştan değil mi? Yasak mı? Bakın bir şeyler hazırlıyorlar. Sırayla gidip dua ediyorlar. Nasıl bizim için dinimiz çok önemliyse onlar için de dinleri çok önemli. Her ülkenin dinleri kendine göre çok çok önemli. Her yer lamba. Her yerde onların ilahileri çalıyor. Ver bütün heykeller 3 boyutlu. Bakın 3 boyutlu görüyorsunuz. Merhaba. Her şey 3 boyutlu gördüğünüz gibi. Burada dua ediyorlar. Yine onların inancında çok önemli tanrıları. Temizliyor görevli. Bakın burada meyve vermişler. Genelde tanrılarına meyve sunuyorlar. Meyve veriyorlar. Ve yine 3 boyutlu. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu inanılmaz bir işçilik. Zannedersem burada 2 insan boyunda çok rahat vardır. Bunlar hep kendi tanrıları. Bakın yanıyor. Onlar bunları yapıyorlar zannedersem. İnançları gereği çok önemli ama ne anlama geldiği konusunda bilgim yok. Yanıtlayayım size. Onların tanrıları günlere göre değişiyor tanrılar. Her günün tanrısı ayrı. Günlere göre tanrılar değişiyor. Artık hani ne düşünüyorlar, ne şekilde hareket ediyorlar. Çok iyi bilmediğim için yanıltmayayım size. Ama bizler gibi onlar için de tanrıları çok çok önemli. Ve bu nedenle bakın gördüğünüz her yer İnanılmaz bir işçilik var. İnanılmaz bir işçilik. Yaklaştırıyorum biraz. Sizi net görebilmeniz için. İçeri girmiyorum çünkü içeride yasak olabilir. O kısımda. Bakın hep dua ediyorlar. Çin tapınağı burası. Çin tapınağı. Burada da yine adaklar adamışlar, mumlar yakmışlar. Onların inancında çok çok önemli bu. Bakın, zannedersem söndüğü zaman farklı bir anlamı var. Dua eden insanlar. Her inanca saygı duymak gerekir. Herkesin kültürü farklıdır. İnançlara saygı duymak önemlidir. Saygı bekliyorsanız saygı duyacaksınız. Saygı duymazsanız kimse size saygı duymaz. Herkes Müslüman olmak zorunda değil, herkes Hristiyan olmak zorunda değil. Herkes Budist olamaz. Her inanca, her yaşayışa, her kültüre saygı duymak gerekiyor. Saygı, sevgi bu hayatın temel taşıdır. Herkesi kendimiz gibi olmayı bekleyemeyiz.
kendimiz gibi olmayan insanlara da yaşam şansı vermeliyiz. Ötekileştirmemeliyiz, yok etmek için çaba sarf etmeliyiz. Evet.